Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel atkımızı çalışacağız. Atkımızı tığ ile ördüm ve erkekler için çalıştım. Aynı modelimizi kadınlar için de çocuklar için de çalışabiliriz. Uygun renk ve tığları kullandığımız zaman herkes için yapabileceğimiz güzel bir çalışma. Atkımız şöyle baktığımız zaman bakınız... Şişle çalıştığımız lastik örgüsüne çok benzemekte. Şöyle bakınız, iri iri, ipim de kalın olduğu için iri ve güzel durdu. Şöyle açılışında görmekteyiz bakınız. Dilediğiniz kalınlıktaki iplerle örebilirsiniz. Yalnız çok ince ipler çok da hoş durmamakta. Yani bir de bitmesi uzun sürmekte. İplerimiz kalın oldukça daha çabuk da sonuca ulaşabilmektesiniz. Tabii çok fazla da abartılı kalınlıklardan bahsetmiyorum. Ben kartopunun cozy wool ipini kullandım. 100 gram ve 110 metreden oluşmakta ipimiz. Yani güzel bir kalınlıkta oldu. Daha ince isteyen arkadaşlarımız şeye dikkat edebilirler. Bakınız şuradaki metreye dikkat edebilirler. Genelde iplerimiz zaten 100 gram üzerinden satılıyor. Tabii diğer oyuncak yapmak için olan ipleri ya da diğer ipleri demiyorum, 50 gramlıkları. 100 gram iplerimiz genelde 250-300 metre civarındadır. Bu da bizi inceliğini göstermekte. Bakınız 100 gram 110 metre ya da 120-150 ise metre ne kadar azaldıysa ipimizin kalınlığı o kadar artmakta demektir. Ne kadar da metre çoğaldıysa ipimiz inceliyor demektir. Bakın burada da anlaşıldığı üzere benim ipim bayağıca kalın. Buna uygun olarak da ben 8 numaralı da tığımı kullandım. İp ve tığın uyumu son derece önemli örgümüzün güzel durması açısından. Evet. Bu örgümüzü hiç örgü bilmeyen kardeşlerimiz bile yapabilirler, çalışabilirler. Özellikle içinde bulunduğumuz bu 15 tatilde zincirisiz çekip verdikten sonra yeterli ölçüde çocuklarımız için öreceksek 1.20 olabilir ya da boy uzunluğudur burada atkıda esas olan unsur. Kişinin boyu ne kadar uzunsa atkının uzunluğu da ona göre değişkenlik gösterecektir. Çocuklar için 1.20 ayarlayabiliriz. Yetişkinler için ise 1.5, 1.70, 1.80 boya göre ayarlamamızı yaptıktan sonra, yani önce zincirimizi çektikten sonra göreceğiniz bu güzel lastik görüntüsünü çok basit bir işlemle yapabilecekler. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek hemen ben bu güzel çalışmamızı başlatmak istiyorum. Ben bu çalışmamda 1.5 metre zincirim üzerinde kurdum. 1.5 metre zincirimi çektikten sonra atkımı ona göre ördüm. Sizler tabi dilediğiniz uzunluğa göre çekin. Önce yapmamız gereken ilk işlem, zincirimizi çekelim. Kimi öreceksek, boyu ne kadar uzunlukta istiyorsak o uzunlukta zincirimizi çekelim. Bir kırış kadar da fazla çekerseniz çok iyi olabilir. Bazen iplerimiz örgümüzden dolayı çekme yapabiliyor. O yüzden bir karış ya da iki karış daha. Mesela 1.50 öreceğim. 1.50 istiyorum. 1.50 yerine zincirimizi 1.60, 1.65'te çekebilirsiniz. Evet, zincirimizi çekerek hemen örgümüzü başlatalım ve hemen ben kolay gelsin diyorum. Küçük bir parçayı sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir üzerine çalışalım. İpimin kalınlığını göstermek için şöyle 10 zincirin ne kadara geldiğini, kaç santime denk geldiğini görmenizi istiyorum. Bakınız tam 10 santime denk geldi benim 10 tane zincirim. Bakın ilmeğim de dahil değil, hemen bir zincirden diğer zincire. Evet, ona göre zincir sayımızı direkt veremiyoruz. İpinizin ölçüsü bu santimi değiştirecektir. Evet, zincirimi çeviriyorum ve bu zincir üzerine işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle bakalım, bakınız saç örgüsü görünümünde zincirimi görüyorum. Bu kısımdan örmüyoruz. Sadece ilk sıramıza mahsus şurada görmüş olduğunuz kesik kesik çizgiler var. Bakınız kesik kesik çizgiler. Bu çizgileri alarak örüp sıramızın, yani zincirimizin sonuna kadar geliyoruz. Çeviriyorum arkasını. Tığımın başını kesinlikle dolamıyorum. Bakın. Hemen bakın zincirin dibindeki ilk kesik çizgiye batmıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bununla uğraşmayalım. Hemen buraya geçiyorum. Tığımın başını girdiriyorum.
İpimi alıyorum. Bakın dolamadan dümdüz girdirdim. İpimi alıyorum. İçinden geçiyorum. Sonra ilmeğimin içerisinden geçiyorum. İkinci düz çizgiye yine aynı şekilde tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiyorum. Diğer kesik çizginin içerisinden giriyorum. Alıyorum ve geçiyorum. Bakınız çok çok kolay. Giriyorum, alıyorum ve geçiyorum. Giriyorum, alıyorum ipimi, ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Giriyorum, ipimi alıyorum, geçiyorum. Giriyorum, ipimi alıyorum, ilmeğimden geçiyorum. Sıramızın yani zincirimizin sonuna kadar bu işlemimizi yapıyoruz. En son aldım, geçirdim. Şurada zincirimizin düğümü vardı. Şöyle düğümümüzde sıkıştıralım ve en son ördükten sonra bir tane zincirimizi çekelim. Şöyle dönüş için mutlaka bir zincir çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız. Artık ilk sıramızı şu şekilde tamamladıktan sonra şöyle bakalım. Saç örgümüzü yine görmekteyiz. Burada iki tane katı var bakınız. Şöyle tuttuğumuz zaman örgü önünde. İç kat kendimizden taraf, bir de dış kat baş parmağımın olduğu taraf katları. Kendimizden taraftan değil artık hep dış kattan birer birer alıyoruz. Şimdi bakınız burada tığımı taktıktan sonra ilk bunu alacağım sırayla. Daha sonra sırayı takip ederek her katın birisini alarak ilerleyeceğiz. Şöyle ikisini aynı anda değil, bu taraftaki değil, sadece diğer taraftakini alıyoruz. Zincirimi çekmiştim. Şöyle tutuyorum. Örgü modeli tutuş şeklini alıyorum. Tığımın başını kesinlikle dolamıyorum. Hemen dibi var bakınız. Zincirimizin hemen dibi. Şöyle görelim. İlk ona giriyorum. Bakın zincirim burada, dibi. Lütfen bunlara dikkat edelim. Bunlar küçük ayrıntılar. Yoksa uç kısımlar tırtıklı tırtıklı kötü olabilir. Bunları yaparsak hiç kötü olmayacaktır. Hemen zincirim şu. Hemen dibine batıyorum. Bakın dış kata. İlmeğimi alıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Dış katı. Tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. İlmeğimin içerisinden geçiyorum. Dış kattan giriyorum. İpimi alıp geçiriyorum. İlmeğimden çıkarıyorum. Giriyorum. İpimi alıyorum. Geçiyorum. Dış kat bakın. Şuradan giriyorum. İpimi alıyorum. Geçiriyorum. Alıyorum. Dış kattan. Tabii bu sizin 1-1,5 metre aynı işlemimizi yapıyoruz. Hiç farklı bir işlem yapmıyoruz. Bu şekilde ipimizi alıp ilmeğimizin arasından geçiyoruz. Şuradaki sonu da almayı unutmayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen zincirimin bulunduğu yerin dibinden başlıyorum. Bu zinciri hemen dış kattan alıyorum. Çekiyorum. Alıyorum. Dış kattan. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Şuradan son, bakın şu kısmı alalım. Geçirelim. Bir zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Yine aynı zincirimin bulunduğu yeri atlayıp dibinden başlıyorum. Sonu da almayı unutmuyorum. Mutlaka sonumuzu da alalım. Kenarımızda bozukluk olmasın. Bakınız hemen modelimiz belirli oldu. Lastiklerimiz ne kadar güzel bir şekilde ortaya çıktı. Diğer yönü de çevirdiğim zaman
Bakın gayet güzel oldu. Çok kolay yapımı. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir ve umarım faydalı olabilmişizdir çalışmamızda. Evet, aynı şekilde örmeye devam edelim. Atkımı yeteri kadar ördüm. İstediğim uzunluğa geldim ve istediğim enliliğe geldim. Enlilikte de ne kadar isterseniz o kadar çalışabilirsiniz. Hemen ben hem boyunun hem de eninin ölçüsünü vereceğim. Bakın son sıramı örüyorum. Seri seri örüyoruz. En son ilmeğimi aldım. Şimdi kısa kenarının düzeltmesini yapıyorum. Uzun kenarımızın kenarları gayet düzgün. Kısa kenarımız için en son artık bitiş yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki görmüş olduğumuz saç örgüsü görüntüsü var. Bakınız, saç örgüsünün hemen yanına giriyorum ve içinden geçiyorum. Yanına giriyorum, boşluğa kapatıyorum. Saç örgümün görüntüsünün yanına giriyorum, kapatıyorum ve burada da güzel bir zincir görüntüsüyle bitişimizi yapıyoruz. Diğer tarafa da aynı işlemimizi ipimizi takarak yapabilirsiniz. Hemen örgünün dışından giriyorum, kapatıyorum. Bakın saç örgüsü bölüm var. Giriyorum ve kapatıyorum. Şöyle devam eden saç örgüsünün yanında bakınız boşluk var. Şöyle görün. Oraya giriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Giriyorum, ilmeğimi geçiriyorum ve bu şekilde kısa olan ağız kısmını da örgümüzün güzelce düzgün bir şekilde kapatmış oluyoruz. Atkımın enine bakmak istiyorum. 17 santim enini daha kalın örmek isteyen arkadaşlarım örgüsüne devam ettirerek istedikleri büyüklüğe getirebilirler. Uzunluk zaten tamamen zevkimize ve kullanacak kişinin boyuna göre ayarlanabilecektir. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.